Aslan Hanım telefon attığımızdaymış. Merhaba Aslan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Dinliyoruz çok sizi. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Benim bir sorum olacaktı Adil Bey'e. Tabii ki. Yaklaşık 3 yıla yakın bir ilişkim var. Evet. Aramızda 10 yaş fark var. Kim büyük? Efendim? Kim büyük? Beyefendi mi? Evet, beyefendi büyük. Tamam. Beni son böyle yani son ilişkimizi son 3 ayına kadar yani 3 yıl dolmadan ailesiyle tanıştırdı. Ama ben onu ailemle daha önceden tanıştırmıştım. Tamam. Kardeşimin ameliyat durumları oldu. O zaman tanıştırmıştım ben. Evet. Sağ olun. Yani o vesile oldu daha doğrusu tanışmaları için. Bizim ailelerimiz henüz tanışmadılar. Hani evliliğe nasıl götürebilirim? Nasıl evlilik teklifi alabilirim? Yani bu ilişkinin hani boyutu hani ciddi olduğunu biliyorum ama hani nasıl diyeyim? Hiç acaba evliliğe dair hiçbir konuşma geçmedi mi? Güzel soru. Evet, yani geçiyor ama böyle bizde net bir tarih yok. Hani kesin şu zamanda şunu yapacağız. Aha, tamam. Hani tamam. Böyle bir adım yok. Anladım. Tamam. Bununla ilgili. Ve hani mesela bir engel de yok açıkçası. Hani iş durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Aynı yerde çalışıyoruz. Okey. Tamam. Yani böyle bir sorumuz var size. Şimdi birlikte olduğunuz beyefendinin acaba yaşı kaç? Kaç yaşında? 35. 35 yaşında. Peki, 25'e 35 yaş. Daha önce evlilik yaşamış mı? Hayır, ama başından bir söz olayı geçmiş. Olabilir. Onu atmışlar yani kız soğuduğunu falan söylemiş. O şekilde çok detaylı bilmiyorum ama bana bu şekilde söyle. Kız soğuduğum deyip ilişkiyi bitiriyorlar. Şimdi doğru duyduysam eğer aileler tanıştı. Yok, aileler tanışmadı. İki tarafta birbirinin ailesiyle tanıştı sadece. Evet. Ha, İki aile tanışmadı. Ha, ya, tamam, siz onun ailesiyle tanıştınız. Ne zaman? Aynen. 3 ay önce mi? Aynen, Haziran ayında. Peki ailesiyle olan diyaloğunuz nasıldı acaba? Yani kimle bir kere? Annesiyle mi tanıştınız? Hangi akrabalar? Annesiyle tanıştım, yengesiyle ve abisiyle tanışmıştım. Peki nasıl diyalog yani, hani sizi sevdiler mi? Benim açımdan çok güzel geçti, onlar için de iyiydi. Evet. Ya annesi falan beni çok sevdi. Ama işte şey yönden düşünüyorum, hani evlilik teklifi yakında gelir mi? Acaba hani tamam, bir adım atılır mı tarzında. Ama diyalogumuz çok iyi geçti, çok güzeldi. Beklediğimden de iyiydi. Peki yani, çünkü annesi çok istiyor evlenmesini. Ha öyle, tamam, güzel. Evet. Peki size hiç bir yorumda bulundu mu? Benim akrabalarım işte seninle ilgili şunu dedi, bunu dedi falan, bir yorumu var mı? Ya öyle kötü bir yorum olmadı. Hep iyi anlamda söyledi. Anladım. Tamam. Şimdi şuradan ilerlemenizi ben tavsiye ediyorum. Şu şekilde adım atmanız lazım. Şimdi ne kadar sıklıkla görüşüyorsunuz? Yani haftada kaç defa hani yemek yeniyor falan? Haftada bir. Haftada bir. Bir de aynı yerde çalışıyoruz. Aynı yerde çalışıyorsunuz. Yemeğimizi, molamız falan beraber geçiyor. Tamam. Şu an yıllık izne çıktı. Zaten çok sık görüşme tamam var. Evet. Şimdi evet, bir sonraki görüşmenizde yavaş yavaş şu konuya girmenizde fayda var. Senin beni ailenle tanıştırman benim için çok önemli, çok simgesel. Çok önemli bir konu ve gerçekten güzel bir diyalog oldu. Senin bu ilişkiye ciddi baktığının farkındayım. Aksi takdirde zaten hani ailelerle tanışmazdık. Dolayısıyla yavaş yavaş önümüzde bir yol haritamızı çizelim. Bak bu. Yol haritamızı çizelim yavaş yavaş. Evet. Önümüzü görmeye ihtiyacımız var. Evlilik kelimesini kullanmıyorsun. Hayır, kullanmıyorsun. Yol haritası. Evlilik kelimesini kullanmıyorsun. Zaten aynı iş yerindesiniz. Yani burada iş tabirleriyle business plan, SWOT analiz. Yani öyle. Yol haritamızı çizelim. Önümüzü göre, bu sana bir baskı değil, kesinlikle baskı yapmak için sormuyorum. Ama hani ben de önümü görmek istiyorum şeklinde güler yüzle, bak güler yüzle, baskı yok. Güler yüzle bu konuyu gündeme getirmenizi tavsiye ediyorum. Lütfen baskı yapmayın hiçbir şekilde. Yani ne zaman olacak, nasıl olacak, işte ben de stresteyim, panikteyim gibi yaklaşmayın olaya. Sadece iyi niyetle güler yüzle bunu sorun, önünüzü görmek istediğinizi anlasın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir ben de şöyle bir sorum daha var. Buyurun. Bölüyorum ama mesela bir de düğüne karşı bir şey var. Düğün istemiyor, direkt nikah istiyor. Düğün fobisi. Evet. Halay fobisi aynen, de olabilir bu belki. Erkeklerde herhalde böyle bir problem. Hani masraf olur diyor, çok şey olur diyor. Ha, yani masraftan mı acaba? Yani bazıları da olur bir yandan. Maddi galiba. Şamatayı sevmiyor. Ha, o da olabilir. Evet. Ya belki şatafatı fazla sevmiyor. Olabilir. Bir tamam. Ailesinin yani yaşından dolayı da olabilir.
Ailesinin hani nesinden? Yaşından sade, dolayı sanırım. Ha, evet, tamam. Daha tamam, sade ailesi istiyor yani. Bir şey sorabilir miyim? Sizin tabii beyefendiyle aranızda bir kültür farkı var mı? Yani hani aynı kültürde. Hayır, yok. Ha, aynı kültürde. Hayır, tamam, yok. İyi anlaştınız. Aynen. Birisi. Şimdi evet, o zaman size bunu altını çizdiyse herhalde bir konuda söyledi ben düğün istemiyorum diye. Yani adam bunu evet, zaten bir ara mesaj ya, olarak vermiş. Evet. Ya evet, bir parantez açmış. O zaman bu konuda ısrar etmezseniz çok iyi olur. Çünkü bunu yani bazen erkekler bir bahane olarak kullanabiliyor. Evet. Sen düğün istiyorsun, bak evlenemeyiz diyebilir. Yani evet, bu malzemeyi, hani bu bahaneyi ona vermeyin. Eğer sizin için de düğün konusu çok önemli değilse tabii, onu bilmiyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Ben de aynı fikirdeyim ama ailem böyle biraz şey yapıyor. Hani çevrenin bir şeyi olur ya. Davul zurnasız gelir diyorlar. Onlar da kendilerince haklılar ama gerçekten 3 evet, saat hani içinde iyi bir ilişkiyi de bozmamak için gerekir. Evet, ilk kızımızın, ilk cemiyetimiz diye düşündükleri için böyle bir tepki veriyorlar. Son olarak şunu söyleyeceğim Aslı Hanım, anlattığınız kadarıyla sizin ilişkinizde bir kötü bir durum yok. Yani yok, kontrolü evet, kaybettiğiniz bir durum yok. Sadece şu anki hayır, süreci çok soğukkanlı ve sakin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah teşekkür sizin de ediyorum, hakkınızda hayırlısı olur. Dilediğiniz gibi evlenirsiniz inşallah. Amin. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet. Görüşmek üzere.